Merhaba, bir perşembe daha geldi. Bugüne kadar hep finansal ahmaklıklardan bahsettik. Bugün de biraz finans dehalarını konuşalım dedim. Modern finans tarihi bu isimlerle dolu. 1969 yılından beri ekonomistlere de Nobel ödülü veriliyor. Krugman, Stiglitz, Markowitz, Friedman, Modigliani, Sharp, daha niceleri. Biliyorsunuz öyle bir branş ki ekonomi, aynı şey hakkında birbirinden tamamen zıt şeyler söyleyen iki kişinin de Nobel alabildiği tek alan. Ne yapıp da Nobel alınıyor? İşte kabarık. İlki 1969 yılında ekonomik süreçlerin analizi için modeller geliştirip uyguladıklarından dolayı Frisch ve Tinbergen'e verilmiş. 1970 yılında Samuelson statik ve dinamik ekonomik teoriyi geliştirdiği ve ekonomi ilminde analiz seviyesini yükselttiği için ödülü hak etmiş. Ödülü bir yıl sonra ekonomik ve sosyal yapıya ve gelişim sürecine bakışı derinleştiren ve yenileyen bir ekonomik büyüme yorumuna getirdiği ampirik yaklaşım için Simon Kuznets almış. Nobel Akademisi'nin kelimelerini birebir kullanıyorum. Ödül 1972'de genel ekonomik denge ve refah teorilerine yapılan öncü katkılar için. 1973'te girdi çıktı yönteminin geliştirilmesi ve bu yöntemin önemli ekonomik sorunlara uygulanması için. 1974'te para ve ekonomik dalgalanmalar ve ekonomik, sosyal ve kurumsal olguların birbirlerine bağımlılıkları hakkında yine öncü çalışmalar için verilmiş efendim. 1976'da Friedman istikrar politikasının karmaşıklığını gösterdiği için ödül almış. Evet, karmaşıklığını gösterdiği için, sağ olsun elleri dert görmesin. Liste böyle uzayıp gidiyor. Dikkat ettim, hiç kimse ne buhar makinesini, ne kanser tedavisini, jet motorunu, interneti, cep telefonunu, hatta telefonu bile keşfetmemiş. Bütün hepsi bir teoriye yaptığı öncü katkılardan ve bize dünyanın ne kadar karmaşık bir yer olduğunu gösterdiklerinden dolayı ödüller almışlar. Krugman, ticaret kalıplarını ve ekonomik faaliyet mahallerini analiz ettiği için. Merton ve Scholes, türev ürünlerin fiyatlamasını yaptıkları için. Markowitz, Sharp ve Miller, finansal ekonomiye getirdikleri yeni teoriler için ödüle layık görülmüşler. Nobel alamayan da bir sürü isim var. Ta Aristo'dan başlayabiliriz. Sonra Adam Smith geliyor, Babson, Bachelier, Benjamin Graham, Bernanke, Black, Brown, Fama, Galbraith, Greenspan, Irving Fisher, Mandelbrot, Schumpeter, Trainor ve daha diğer birçok isim. Ekonomi dediğimiz şey zaten bir teoriler batağı. Piyasalar teoriyi kanıtlayana ve daha sonra da çürütene dek meşhursunuz. Bakın nerelere getirdi bizi bu isimler ve onların teorileri. Zenginin gittikçe zenginleştiği, fakirin gittikçe fakirleştiği, nüfusun kendisine yetecek kadar gıda üretemediği, bir coğrafyada çöp tenekelerinin yarı tüketilip ziyan edildiği yemeklerle dolu olup, başka bir coğrafyada çocukların bir dilim kuru ekmekle kaburgalarını sayıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Bir coğrafyada daha sıtma alt edilememiş, öbüründe klonlama yapılıyor. Malthus'un kehaneti gerçekleşiyor. Süratle ürüyor, diğer canlıların yaşadığı yerleri istila ediyor, onları yok ediyor, denizi kirletiyor, atmosferi deliyor, tarım alanını azaltıyor, savaş çıkartıyoruz. Afrika'da çekirdek bir ailenin nüfusu 10 kişiye ulaşıyor, Amerika'da 4 kişilik bir ailenin toplam ağırlığı bu 10 kişinin üzerine çıkıyor. Topraktan altın, gümüş, elmas, petrol çıkarmak için önce gidip o ülkeyi işgal ediyor. İnsanlarını doğuruyor. Doğrayamadıklarımızı bütün doğayı mahvederek açtığımız çukurlarda çalıştırıyoruz. Çıkarılan elması Amsterdam'da ve New York'ta o çalışana ödediğimiz fiyatın 1000 misline satıyor. Kazılan altını yine Zürih'in ve Fort Knox'ın dehlizlerine gömüp başına nöbetçi dikiyoruz. New Yorklu banksterler dünya ülkelerinin 1/4'ünün gayri safi milli hasılasından daha fazla jestiyon alırken, bırakın Afrika ülkelerini, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in nüfusunun 1/3'ü günde 1 dolarla yaşamaya çalışıyor. Evet. Bu ekonomik dehaların teorileriyle hazırladıkları algoritmalarla arpanın, buğdayın, fasulyenin fiyatını bir yılda 3 misline çıkartan hedge fonları kasalarını doldururken, aç kalan halkların Mısır'da, Tunus'ta, Bahreyn'de meydanları doldurup diktatörü devirmek için coplanışlarını sanki demokrasi için yaptıklarını zannediyoruz. Açlık. Batı bir diktatörün gitme zamanı geldi diye destek çıkarken, petrol ve doğal gaz yataklarının üzerinde dikta rejimini devam ettiren diğerlerine çıtını bile çıkarmıyor.
Amerika'da, İrlanda'da, İzlanda'da, Yunanistan'da, Portekiz'de bankalar vergi mükelleflerinin paralarıyla kurtarılıyor ki bu batık bankaların sattıkları tahvillerin sahibi olan Goldman'lar, Rothschild'ler, Morgan'lar ve yatırım fonları paralarını geri alsınlar diye. Bir sonraki seçim garanti altına alınsın, gün kurtarılsın diye vergi hafları çıkartıp vergisini, cezasını, faturasını zamanında ödeyenlerin alınlarına enayi etiketi yapıştırıyoruz. Çalışanların maaşlarının yarısı vergiye gider, şirketler merdiven altına kaçarken hükümetler, uluslararası şirketler, fonlar ve portföy yöneticileri vergi cenneti güneşli adalarla işbirliği yapıyorlar. Bu deha ekonomistler business class'te uçup 5 yıldızlı otellerde konaklayarak seminerlerde saati 90 bin dolara felaket tellallığı yaparken sokak köşelerinde kredi kartı ve ucuz konut kredisi dağıtan bankalar kredileri geri çağırdığında dükkanlar kapanıyor, insanlar işlerini, evlerini ve eşlerini kaybediyorlar. Farklı cinsel tercihlerin bayrağının rengini taşıyan ısırılmış bir elma logosunun cazibesiyle piyasaya sürülen aygıtları 500 dolara satın almak için büyük mağazaların kapısında iki gece önceden sıraya girebilen çocuklar, bırakın evden, bir daha hiç odalarından bile çıkmamak üzere bilgisayar başında yağlanarak yaprakların renklerinin cazibesini fark etmeden büyüyorlar. Geçen yıl keşfedilen sistemik risk gerçekleşmesin diye yine kendi icat ettikleri batmayacak kadar büyük sepetine hangi şirketin, hangi bankaların gireceğine, kimin nerede parası vara göre karar veren merkez bankaları nihayet burunlarını suyun üzerine çıkarmaya başlayan gelişmekte olan ülkelerle rekabet etsinler diye kendi paralarının değerini düşürme savaşına giriyorlar. 50 yıl boyunca toplu mezarlara itilen bir ada halkına referandum yaptırıp sözler veren, şişesi kırık etiketi tutan Avrupalı derebeyleri kendi ülkelerinin halklarını sömürüp meydanlar karışınca kaçan diktatörlerin hesaplarını bile dondurmuyor. Dini inanışlarından ve farklı kültüründen değil de ekonomik olarak sindiremeyiz diye 70 milyonu 40 yıldır kapıda bekleten bu iki yüzlüler Mickey Mouse Muz Cumhuriyetlerine dindaş oldukları için kapıları açıveriyorlar. Maastricht'te standartlar belirleyip kendileri yapıp kendileri bozuyorlar. Bu dehaların ekonomik teorileriyle yapılandırdıkları finansal ürünleri kokuşmaya başlayınca müşterilerine kakalayan yatırım bankaları sözcüklerimize toksik varlık diye bir kavram yerleştirirken Mogadishu'da, Diyarbakır'da, Jakarta'da çocukların ellerine verilen silahların ticaretinden sağlanan fonların pürüzsüz akışı için milyarlarca dolarlık yazılım yatırımı yapıyorlar. Ter kokan şark dehlizlerinde günde 16 saat çalıştırılan 10 yaşındaki çocukların diktiği spor ayakkabıları maliyetinin 100 misli fiyatlarla nezle, mide bulantısı, sakatlık ve kırmızı kart cezalarından fırsat kalırsa yılda 6 maç yapıp cebe milyon eurolar indiren sporcuların ayaklarını süslüyor. Sanayileşmiş ülkelerin fabrikaları daha ucuz diye çocukların günde 16 saat çalıştığı ülkelere kaydırılırken biz o ülkelere hala sanayileşmiş ülkeler diyoruz. Sanayileşmemiş ülkeler sanayileşmeye çalışırken gecekondu gibi biten üniversitelerin kıyma makinasından kendisi için düşünmekten yoksun bir gençlik çıkartıp bu gençliğin ellerinde diploma denen değersiz kağıtlarla yıllarca işsiz dolaşmasına da istihdam politikası isim veriyor. Kimsiniz siz dehalar? Yarattığınız hangi teori işe yaradı? Kustuğunuz her mükemmel formül yeni bir uluslararası yatırım bankası zümresi yarattı. Tek kuruşluk katma ekonomik değer yaratılmadan ekranlardaki sanal rakamlar bu kurumların servetlerine servet kattı. Kurguladığınız her risk yönetimi modeli işte son krizde gördük. Terle kazanılan varlıkların buharlaşmasına yol açtı. Tasarladığınız her finansal dolap neredeyse dünya finans sistemini çökertiyordu. Krugman, Stiglitz, Merton, Scholes, Nash, Markowitz, Miller, Sharp, Solow, Modigliani, Tobin, Friedman, Kuznets, Samuelson, Greenspan, Fisher, Schumpeter. Bu dünyaya yaptığınız katkılar için teşekkür ederiz. Nobel Ekonomi Ödülü mü? Eurovision deseniz daha yerinde olur bence. İşin garibi, biz burada çocuklarımızı bu dehaların çıktığı okullara gönderebilmek için yanıştırıp duruyoruz. Okuyup adam olsunlar diye. Bir daha mı düşünsek acaba? Bakalım gelecek perşembeye kadar bu dehalar daha neler yumurtlayacak?